Oyun Defteri'nden herkese merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Bugün sizlere Mind Matter'ın ikinci bölümünü yayınlayacağım. Ki biliyorum abonelerimiz az, şu anlık için az. Ve video zor 5 beğeni aldı ama olsun. İkinci video pek bilinmedik bir şey için çekeceğim. Şimdi biraz yerleşeyim, evet. Öncelikle bakın, şimdi sol tıklayınca kırmızı bir halka beliriyor, sağ tıklayınca mavi bir halka beliriyor ki ben o halkaları göremiyorum çünkü program yapıyor onları. O şekilde anlayın hangisini tıkladığınızda. Bu bölümün konusu Creeper patlaması. Creeper patlaması en zor şeydir animatör kullanıcıları için ki patladığında böyle hani yok olmaz, bir hiç patlama efekti vermez, iki o şekilde bir şey oluyor. Şimdi hemen derse geçelim ki hızlı bitmesini istiyorum dersin. Pratik bir animatör kullanımı dersin. İkinci bölüm herhalde. Büyük ihtimal. Karakteri oluşturalım. Şuradan bir Creeper. Bakayım bir. Güzel. Şimdi ben de unutmuşum kullanımı. Ne zamandır çekmiyordum. Neyse. Şimdi bir tane Creeper ve bu, hani mesela Creeper patlayacak, kamerada bir efekt olacak, sonra kaybolacak. O yüzden kameramızı da bir açmamız lazım. Şimdi kameraya birinci tıka getirip şu şekilde Creeper'ımızı, uzak olsun biraz. Tamam, isabetliyoruz. Allah. Tamam, şimdi. Şimdi de şimdi kameradan bir çıkayım. Şu an kamerada değilim, değil mi? Evet, değilim. Şimdi de Creeper'ımız position olaraktan birinci bölümde gösterdiğim şekilde bir yürüme sağlayacağım. Şimdi bakalım. Gene şu gidecek şu şekilde. Şuraya kadar yürürse kafi, bakayım. Tamam, güzel. Allah. Keyfini fazla koymuşum. Şimdi şuraya walking animation. O altta çıkan şeyleri göremiyor olabilirsiniz çünkü video hani bunun altına almıyor. O yüzden onları görmeseniz önemli değil. Zaten normal şeyleri yapıyorum. Sağ tıklıyorum şuna. Mesela şuraya sağ tıklayıp şurada create walking animation var. Ona tıklıyorum. O şekil oluyor. Çok önemli değil yani o kısım. Videoyu şimdi başlatalım. Bakın. Düzgün şekilde ama hızlı bir şekilde yürüyor. Ki şunu bir 10 yapayım. Şu aradaki yürüme keyframelerini sileyim. Tekrar oluşturayım. Evet. Güzelce yürüyor. Şunu da kaldırayım. Şöyle yürüyor. Biraz bekliyor. Buradan sonra patlıyor. Şimdi öncelikle burası çok önemli. Alfa. Alfa değil, pardon. Alfa nereden çıktı? Tamam. Skill ve overlay gerekiyor bize. Şimdi bu şekilde bir tanesini seçince bunu şu şekil karartıp color'ını beyaz yapıyoruz. O çok kararttık şu şekil. Beyaz oluyor böyle. Sonra bu keyframe'i kopyalama var mıydı bunda? Yokmuş. Şöyle hafif ucuna basınca kopyalıyordu ama neyse, kopyalama yokmuş. Şöyle seçip kopyalanmıyor mu ya? Kopyalama yok herhalde. Yok, neyse. Burada bu şekilde beyazlıyor. Şuraya getiriyoruz. Onu buraya getiriyoruz. Sonra şuraya getiriyoruz. Bu 31'di sanırım ki bu olmayabilir. Bu şekilde yapınca hata çıkartıyor. Şimdi bir halledeyim. Ben şunu bir halledeyim. İşte gördüğünüz gibi hata çıkartıyor. Şunu halledeyim. Ben sonra söyleyeceğim size hepsinin ince ayrıntısını. Sonra şuraya tekrar getirelim. Burada tekrar sıfır. Sonra burada patlama animasyonu. Şöyle biraz uzatalım burayı. Bu 31 değil. Şu şekil bayağı olacak. Sonra burada X scale'ını şu şekil biraz arttırıyoruz ki bakın burada bir şey oluyor. Bakalım, bir videoyu başlatalım. Geliyor Creeper'ımız. Hop. Hop ve şişti. Tamam. Şimdi
Şuraya ve şuraya. Evet. Buraya niye koyamıyorum ben? Heh, tamam. Şimdi şurayı bir baştan toparlayalım. Şimdi biz ne yaptık? Şuraya kadar bir pratik yürütme animasyonu koyduk. Pratik yürütme animasyonu koyduktan sonra burada durdu, bir bekleme arası verdik. Şimdi burada ne yaptık? Overlay'ini, buradaki rengi, bakın göstereyim, şurada şuradaydı. Heh. Buradaki rengi beyaza çevirdik ve onu %31, ki bu size kalmış ama %31 en mantıklı renk oluyor, mantıklı creeper patlaması için %31'i yaptık. Sonra tekrar normal yaptık, tekrar sıfıra getirdik. Bakın görebilirsiniz burada. Sonra bakıyoruz, tekrar %31'i yaptık. Sonra tekrar %0 yaptık. Sonra buradan sonra da şurası çok önemli. Şu an şura çok önemli. Burada ne yaptık? Şuradaki olan arkayı seçme be gülüm. Heh. Şimdi scale ile bastığımızda şu şekilde bir şey çıkıyor, değil mi bize? Burada simple scaling diye bir şey var. Onun tikini kaldırınca bu şekil şeyler geliyor. Burada scale'ı biraz, hani burada çok olmuş gene. Şöyle ha. Biraz ilk scale'ı arttırıyoruz azıcık. Burada gördüğünüz gibi bir şişiklik oluyor. Sonra bu beyazlığı da 31'den fazla bir derece yapıyoruz ki gerçekçi olsun diye. 31'den fazla bir derece yapıyoruz. Sonra kameramızı bu en son tam böyle şiştiği ana tik koyuyoruz kameraya. Bir keyframe koyuyoruz. Sonra diğerine de bir keyframe koyuyoruz. Şimdi bura çok önemli. Kameranın overlay'ini beyaz yapıyoruz. Burada creeper patlayıp kaybolması gerekiyor. Bu creeper'ın patlama efektini verebilmek için kameranın overlay'ini beyaza çevirip %100 yapıyoruz. Hani patlamış, hani gözünü almış kameranın gibi. Sonra burada bunu sıfıra çeviriyoruz. Sonra şunun temposunu azaltalım ki siz bu patlama olayını kendi temponuza göre ayarlarsınız. Şimdi böyle baştan sağma oldu. Şimdi geliyor. Bakın. Hop, patlayacak ve patladı. Şimdi burada da %100 yapalım. Biraz beklesin çünkü. O beklemesi önemli değil. Şimdi burada da tekrar sıfır yapacağız. Evet. Şimdi burada bunun kaybolması gerekiyor. Burada karaktere tıklıyoruz. Alfa'yı açıyoruz. Alfa'yı %0 yapıyoruz ve ya aynen. Bak, overlay'in alfasını da %0 yapıyoruz. Alfa'nın alfasını da %0 yapıyoruz ve creeper'ımız kayboluyor. İzleyelim. Allah. Bunu bir önceki keyframe'de yapalım. Çünkü belli oluyor orada kayboldu. Biraz tempo düşük ya. Bir önceki keyframe'de yaparsak hiç belli olmaz. Direkt kaybolmuş gibi olur. İzleyelim. Şu an izliyoruz tabii. Bakalım şişiyor. Amanın şey oluyor. Şişti. Patladı ve creeper yok. Evet. İşte bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrardan bir özetlemek gerekirse biz şuradaki keyframelerde biliyor muyum yani, belki ya cümleyi toparlayamadım. Belki göremiyorsunuzdur ama bakın şuradaki keyframe, hatta seçeyim lan. Bu değil. Lan. Heh, şöyle. Buradaki keyframelerde sadece yürüt ya ulan. Heh, sadece yürüttük. Create Walking Animation'dan. Yani orada sağ tık yaparsanız görürsünüz, Walking Animation yazıyor. Ona tıklayınca basit pratik bir yürüme animasyonu yaptık burada. Sonra burada bir bekleme arası verdik. Şu kısımda ne yaptık? Burada bir overlay'i %31 yaptık. Sonra bir %0 yaptık. Bir %31 yaptık. Bir %0 yaptık. Sonra scale'ın x'ini bu şekilde, bakalım sadece onu buraydı. Scale'ı bu şekilde simple scaling tikini kaldırdık ve buradaki x'i biraz arttırdık.
Sonra kameranın overlay'ini alfasını %100 yaptık ve beyaza çevirdik tabii ki. Sonra burada bu arada derede de creeper'ımızın alfasını ve overlay'in alfasını %0'a getirdik. Bu şekilde. Şimdi biz burada kameramızı beyazlaştırmasaydık ne olurdu? Hemen gösterelim. Arada yani Creeper'a neler oluyor? Gerçi böyle göstermiyorum ya. Bir dakika. Böyle göstermeyelim. Evet. Tamam. Şimdi kameradan bir çıkalım. Atıyorum bunu. Koyduk. Kameradan bir çıkalım. Kameradan bir çık arkadaşım. Neyse kamerayı bir çek. Kaldırayım şuradan. Heh. Şimdi kamerasız ne oldu bakın. Creeper geldi. Orada bütün olay kamerada yani. Bunun alfası arttı, eksildi, arttı, eksildi, sonra patladı bakın. Bu şekil yani. Budur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir şey öğrendiyseniz, bilmediğiniz bir şey ise ve beğendiyseniz, serinin devamı gelsin diyorsanız beğenin arkadaşlar. Oyun defterinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Beğenin, abone olun. Devamı kesinlikle gelir ama beğenmezseniz gelmez. Bununla baştan söyleyeyim. Dersimiz bu kadar.